Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere izale-i şuyu, bir diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davasının ne olduğunu, hangi durumlarda nasıl açılabileceğini ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. İzale-i şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmaz malda birden fazla kişinin ortaklığı varsa ortaklar arasındaki bu paydaşlığa son vererek mal üzerindeki ortaklığın ayrılması, kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir davadır. Buradan ne anladık? Misalen 3 ayrı ev düşünün. Bu 3 ev üzerinde 3 farklı kişinin ortaklığı var. Bu kişilerden birisi mahkemeye başvurarak bu ortaklığın ayrılmasını, bu evlerin ya satılarak satış bedelinin paylaştırılmasını ya da evlerin adaletli bir surette ortaklara birer birer paylaştırılmasını talep edebilir. Bu örnekte de gördüğünüz gibi iki tür ortaklığın giderilmesi yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Burada ortaklık malları aynen bölünür. Yani ortaklara ait mal satılarak parası paylaştırılmaz. Misalen tamamı iki ortak ait olan ve değeri eşit iki parçaya bölünebilen bir arsanın ikiye bölünerek ortaklara paylaştırılmasıdır. Diğeri ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Burada taşınır veya taşınmaz mal icra yoluyla satılarak bedeli ortaklar arasında bölüştürülür. Misalen tamamı iki ortağa ait olan tek bir arsa varsa bu arsanın iki eşit parçaya bölünmesi de mümkün değilse burada bu mal satılır ve bedeli iki ortağa paylaştırılır. Ortaklığın giderilmesi davasının taşınır veya taşınmaz mala ortak olan tüm paydaşlara, tüm ortaklara karşı açılması zorunludur. Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Misalen taşınmaz mal Üsküdar'da bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme taşınmazın olduğu bölgeye bakan Kartal Sulh Hukuk Mahkemesi'dir. Hazırlayacağınız dava dilekçesini adliyelerde bulunan tevzi bürolarına teslim ederek ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.